Roberto Carlos'u bildiniz mi? Hı, top oynamasıyla meşhur olduğu kadar geniş baldırlarıyla da ünlü bir futbolcumuz. Siz beni Zeynep Zede diyebilirsiniz ama aslında ben namı diğer Roberto Carlos Zeynep'im. İlkokul 5'te başladı bu hikaye. Hazin bir hikaye. Hazırsanız bugün nasıl zayıfladığımı konuşacağız. Çünkü atımı parçaladım. Bravo bana! Biraz dış sesle alabilir miyim motivasyon? Bu kadın zayıfladı. Nasıl? Çünkü dünyanın en zor şeyi değil mi? Aslında çok basit bir matematik. Aldığın enerji, verdiğin enerjiden fazlaysa kilo alıyorsun. Kilo veremiyorsun. Bu kadar basit bir matematiksel denklemi hayatımızda bu kadar zorlaştıran şeyler neler? Ben birazcık daha bunları bugün konuşmak istiyorum sizinle. Çünkü eğer bu matematiği uygulayabiliyorsan Zaten hiç sorunun yok. Kilo problemi hayatın boyunca yaşamıyorsun. Ama eğer benim gibi iradesizsen, fani şeylere bağımlıysan Bunlar da genelde karbonhidrat içerikli şeyler oluyor maalesef. O zaman ne oluyor? Bitmek bilmeyen bir hikayeye dönüşüyor. Bakın 3 kilo 100 gram doğmuşum. Normal insanlar gibi. Gayet her şey düzgün başlamış aslında. Hiçbir hastalığım yok. Yıllarca şekerim var mı, guatırım var mı, tiroidim var mı bilmem ne hep bunları aradım ve Şükürler olsun ki hiçbiri yoktu. Ve hep üzüldüm biliyor musunuz? Ulan dedim bir hastalığım olaydı da kilo vereydim. Sevgilimden ayrıldım yemek yedim. Sevgilimle barıştım yemek yedim. Her türlü yemek yedim. O zaman burada bir bit yeniği var dedim kendi kendime ve benim hikayem böyle başladı. Bu bit yeniğini aramama da tabii ki pandemi vesile oldu. Çünkü pandemide o kadar izole kaldık ki, hani kendimizle kaldık ki. En azından ben kaldım ki bir şeyler düşünmeye başladım. Bir şeyleri sorgulama gereksinimi hissetmeye başladım. Yani bir şeyler beni içeriden içeriden hep rahatsız etti. Ve zaten kilomun çoğunu da pandemide aldım. Düşün düşün boktur işin demişler. Düşündüm yedim, düşündüm içtim. Ki ben hayatında yani sigara, alkol sorunu olan, gündeminde olmuş bir insan hiçbir zaman olmadım. Ama başka bir bağımlılığım olduğunu fark ettim. Yani o alkol almıyorum süper ya falan derken ben rakıyı sadece o mezeleri yemek için içtiğimi biliyordum. Ve sürekli bunu tercih ediyorum. Ve sanki güzel ve komik bir şeymiş gibi bununla eğleniyordum. Bütün hayatım hep bununla geçti. Yediğimi yemek istediğim, keyif aldığım şeyleri hayatımın böyle odak noktasına tam ortasına koyup hayatımı ona göre şekillendirmekle geçti. Şimdi asıl kırılma yaşadığım pandemi sonrasını birazdan anlatacağım. Ama öncesinde biraz pandemi öncesi hikayemden bahsetmek istiyorum ki beni biraz daha yakından tanıyın. Yani yemek benim hayatımın en başında. Tanımayanlara söyleyeyim bana pişi queen diyorlardı. Hala diyorlar. Çünkü ben sadece pişiyle besleniyordum. Yani sabah uyandım, pişim yapılmış. <laughs> onu yerken düşünüyorum acaba öğlen ne yesem? Nişantaşı mantıcısına mı gitsem? Yoksa ım, mmm, mu develiden derken bir tanesini seçip aklıma biri düştü ya akşamda onu yiyordum. Ya yani böyle bir karbonhidrat bağımlılığı delirmişçesine ve aşırı eğleniyordum. Çünkü kendimle barışığım, hiç rahatsız olmuyorum bedenimden, istediğimi giymeye devam ediyorum, istediğim içerikleri çekiyorum. Kilom hakkında kimin ne dediğinin çok önemi yok. Ben böyle mutluydum. Okeydi. Oraya kadar okeydi hikaye. Ama öncesine gidiyorum şimdi. Mesela ilkokul 5 dedik. Benim baldırlarımla bir gün beden dersinde, kısacık şort giymişim, güzel tatlı da bir çocuktum. Baldırlarımla çocuklar dalga geçti. Ya Roberto Carlos falan, bir, böyle bir içerledim. Ki ben hatırlıyorum, bakın o kadar güzel koşardım. Ki. Beden dersinde yerden yüksek oynanır ya, çok uzun bir mesafe vardı. Koşup sınıfın birincisi falan olmuştum. Anne de çok iyi koşar, yürür benim. Demek ki benim bir yatkınlığım var. Ama bence ben bu laftan sonra baldırların büyümesin diye yürümemiş olabilirim. Çünkü ben hiç yürümüyordum. Lisede Kurtuluş'ta oturuyorum. Son durakta okulum Feriköy. Kaç kilometredir orası? İki buçuk mu? Üç mü yani? Yürürsem 15-20 dakika taksi bekleyip taksiye biniyordum. Bu kadar yürümekten nefret eder mi bir insan hareket etmekten? Ve gittikçe böyle tembel hayvana doğru giden bir hikayem var aslında. Şimdi öncesine gidiyorum. İlkokul 5 bitti. Yaz tatiline girdik. Beni şeye gönderdiler, gönderdiler baskete. Beşiktaş kulübüne. Ay bir sevdim. Çıkıyorum ben yani antrenmandan böyle lak 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 su içiyorum. Böyle o suyu böyle gürül gürül içmek. Arkasından bir makarna yiyorum. iki tabak. Allah'ım bak paz içindeyim. Tabii sonra bitti kamp. Yaz kampı. Ben devam etmek istedim. O annemler dedi ki kızım işte kim götürecek getireceksin? seni. İkisi de çalışıyordu annemle babam. <laughs> o yüzden ben gidemedim. Basket hayatımda 3 ay vardı. Sonra çıktı o spor hareket artık her neyse. Ne kaldı? İki tabak makarna ve su da çıktı. Çünkü su çok çiş getiren bir şey. <laughs> Çişini yapmak için tuvalete gitmen gerekiyor ve ben bundan da üşeniyorum. Yani gittikçe yıllar içinde böyle hareketsizliğe doğru kendini mecbur bırakan bir insan düşünün. Hiçbir manası yok. Liseye başladım. Hiç unutmuyorum okulda böyle bir tane kız vardı. İsmini şimdi söylemeyeyim. Okulda böyle çeteci kızları vardı ya böyle. Gelir ve evdeki bütün o anlasıyla babasıyla anlaşamadığı hıncını diğer kız kardeşlerinden çıkartır. Pislik. <laughs> Kilonlu <Kino'da> da... <laughs> Daha hazırlıktayım ya. Kilomla dalga geçti benim ve kendisi de kısa boylu ve birazcık böyle etli butlu bir kızdı. Tek farkı vardı. Kız voleybol oynuyordu. Güçlüydü de o yüzden de zaten birazcık okulun böyle serseyesi ağası gibi takılırdı. Ben de saf solak orada kilomla dalga geçtiler. Akşam eve gittim. Bakın. Hıçkıra hıçkıra ağladım. Ay keşke annem yayını alsak da o anı anlatsa. Annem o kadar üzüldük ki ne yapacağını şaşırdı kadıncağız. Ay ne yapacağım ne yapacağım. E, çocuğum kilo veremiyor. Kilo vermek istiyor. Yanında olmalıyım. Gittik bir yerden annem şey buldu. Bir tane diyet buldu. Domates çorba Domates suyu diyeti. Ya diyetin içinde domates. Domates. Ay konuşamıyorum asla. Domestos. Ya diyetin içinde domet... <laughs> o kadar kötüydü ki tadı. İçtiğim gün ağladım okulda. Söyleyemiyorum bile o yüzden. Domet Dolay yok. Domates suyu çıkmıyor bak domates domates yok. Tadı kötü bir şey. Domates suyu asla içemem. O şimdi böyle buladım falan içiyorlar ya. Pff, asla benlik değil. Domates suyunun yanında ana öğün neydi biliyor musunuz? Sandviç. Sandviç diyeti buldu annem bana. Yani bu kız çünkü habbeye düşkün. Domates sulu sandviç diyeti buldum. Kaç gün yaptım? 5. Kaç kilo verdim? 2-3. Su gitti çünkü anladınız mı? Neyse bu böyle olmadı. Söyledim ki birazcık hadi harekete başlayayım. Hareket etmeye başlayayım. O zamanlar ya o zamanlar diyorum sanki böyle 100 yaşındaymışım gibi. 2000'ler. 2000'lerin modası step. Step'e gittik ablam annem ben falan işte üst komşu bir şeyler. Karalar harıl harıl yapıyor iniyorlar çıkıyorlar falan. Ben yapıyorum nefes nefese kaldım. Bak yanaklarım oğlum böyle pes pembe. Beynimin şurasından böyle bir şey zonk 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 yapıyor. Atacağım kendimi yeri asla hiçbir şey yapamıyorum. Ara verdi hoca dedim ki ya ben çok kötüyüm yani beynim zonkluyor. Ne yapacağım? Dedi ki su iç, su içmiyorsundur. Nefes al, nefes almıyorsundur. falan ama o da yok o zamanlar. Şu anda bile çok zorlanıyorum nefes almakta. Becerebildiğim bir şey değil. Bunun da var çeşitli sebepler. Onu da sonra işte konuşuruz gene yeri geldiğinde. E ne oldu ben iki ders sonra stebide bıraktım. İşte ay poşetler bağladım, yürüyüşlere çıktım böyle falan. O da hadi bir hafta on günler. Yani hep böyle iki ileri bir geri, iki ileri bir geri bir hikaye bu. Hiçbir zaman çok kilolu değildim ama hep böyle spor yapmadığım için aslında vücudum yani hareket etmediğim için hep bazı bölgelerim birazcık yağlıydı. İşte üst bacağım, baldırım falan, popom. Şimdi bunlar gençken güzel. Okey problem olmuyor işte lise bitti. Üniversite zamanı 48 kilolara falan düştüm. Bir diyetler yaptım, bir şeyler yaptım. Ama sonra ne oluyor? Yine alıyorsun kilo. 54 kilo ile evlendim. 61 kilo ile hamile kaldım. 80 kiloyla, ile 80'i de geçmişti çünkü son hafta artık tartılmamıştım. Doğuma gittim. İşin kötüsü herkes doğusulukta kilo verir. Ben doğusulukta da kilo aldım. Yani nasıl becerdim bilmiyorum. Süt yapsın diye. Rokayı bir yiyordum var ya yani. Yanında ekmek mekmek böyle. Yani benim de bağımlılığım bu. Tadını sevdiğim şeyleri, bana haz verdiğine inandığım şeyleri hunharca, bilinçsizce tüketmek. Yarınlar yokmuşçasına ve sonrasını hiç düşünmeden. Çünkü neden? Yani bu beden. Ne kadar problem olabilir ki? Kilo denen şey sorun değil. Hepimiz dönem dönem hayatımızda kilo alıyoruz, kilo veriyoruz. Allah başka dert vermesin. Hepsi okey. Ama ne zamanki yaş ilerliyor artık böyle ufak ufak dizlerin ağrımaya başlıyor. Belin ağrımaya başlıyor ki bu hamiletten sonra böyle tavan seviyedeydi. Çünkü bu beden artık bu kiloyu taşıyamıyor. Bakın bu ara keşfette falan kesin sizin de karşınıza çıkıyordur. Çıkmıyorsa da ne olur bir iki tane spor sağlık videosunu likelayın, izleyin falan ki Biraz size bunlar çıksın çünkü bunları gördükçe gördükçe motive edebiliyor. Ha baktın izliyorsun izliyorsun. Çünkü benim öyle bir dönemim de var. Spor için değil ama biraz daha böyle kişisel gelişim konularında. Keşfete çıkan şeyleri hep alıyorum, kaydediyorum. Sonra bir baktım ki orası bir çöplük oldu. Hiçbir şey yapmıyorum ve bu sefer kendimi kötü hissetmeye başladım. Bir sürü şey var yapmam gereken. Yapayım diyorum ve yapmıyorum. Ne yapıyorum? Akşam oturuyorum evde çıt 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 çekirdek çıt yiyorum. Ama buna da şükür çünkü eskiden cips yiyordum. Bir kutu Pringles. Pringles Türkiye'den niye çekildi? Ben yemeği bıraktım çünkü. <laughs> çok gülmemem lazım. 20 dişimi çektirdim de iki günde püre yakın beslendim. Çok mutluyum. Artık bana az yemek yediren her olaydan çok mutluyum. Eskiden mesela buna çok gıcık oluyordum. Diyete gireceğim. Yine diyet yapacağım. Ulan kendi isteğinle yapıyorsun. Kendin için yapıyorsun. Kızgınlığın kime? Kendine. E Kendine kızıp bir daha yiyorsun. Berbat bir Neyse. Keşfetteki videoda ne diyordu biliyor musunuz? Bir tane kasımız var, kas grubu. Ayağımızdan başlıyor. Ayağımızın altından, bu aşilden geçiyor, bacak arkasından, bel, sırt, omuz, ense, kafatasına kadar. Ben bir gün acile gittim. Sanırım sene 2017-18 falan. Beyin kanaması geçiriyorum diye. Çünkü gözümü bir açtım, gayet her şey Bir anda buradan böyle zıng diye bir şey bir geldi, kafama girdi. Song 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 beynim çatlıyor. Hemen gittim hastaneye. MR'lar çekildi. İşte tansiyonlara bakıldı. Dedi ki muhtemelen boyun kaslarından dolayı bir sinir sıkışması yaşadın. Hareket öneririz. Bunun üzerine ben pilatese başladım. Eğer benim gibi hareket etmekten üşenen, çok fazla hareketi sevmeyen bir insansanız pilates, yoga gibi şeyleri çok öneriyorum. Çünkü böyle minimum hareketle maksimum kas çalıştırabiliyorsunuz ve sizi içeriden içerden güçlendiriyor, proporsiyonunuzu düzeltiyor. E kendi bedeninizi ufak ufak bir tanımaya başlıyorsunuz. Çok güzel bir süreç. Ekon hocam sağ olsun hayatında hep böyle güzel güzel nokta atışları yapmış, hayatıma dokunmuş insanlardan biridir kendisi. Çok güzel çalıştırdı beni. O ara birazcık hırs yaptım. O ara galiba eski şimdi aramda birazcık nanemolla olmaya başlamıştı. Kendime odaklandım. Dedim Zeynep git spor çok yakın. Her gün gidiyorum işte motive oluyorum. Pilates yapıyorum hareketlere falan. Bak modül 1 modül 2 bende çok iyidir. Bir gün influencerlık biterse eğitmenliğe geçebilirim. Öğrencilerim şimdiden kendinizi hazırlayın. Ay yine 14 Şubat'tı. Oha bugün de 14 Şubat. Sene kaç? 2017. Sanırım 2018 14 Şubat. Bakın sabah kalktım aç karnı koşa koşa gittim salona. Tartılacağım. 61 kiloyu gördüm. Yes. 61 neydi? Benim hamile kaldığım kilo. Hamile kaldığımı yakaladım ya, İşte zafer benimdi. Ne yaptım? Ben gene püüüü, kilo almaya devam ettim. Yani mantık dışı. Böyle bir şey yapmazsın kendine. Bir yere kadar geldikten sonra gaza gelip devam edersin. Ama hayır demek ki bu benim için hiçbir zaman şey bir süreç değilmiş. E, hayatıma yedireceğim bir süreç değilmiş. Bunu anlıyorum şimdi buradan bakınca. Hep bir dönem, evet bu bitsin. Bir yere kadar gelip sonra tekrar yemeye devam edeyim. Ya bunun bir sonu yok ki. İşte sonunun olmadığını kırklara gelince birazcık anladım. Şimdi o pandemiden sonraki büyük değişime gelmeden bu kadın neler denemiş? Bir bakalım. Şimdi SDM diye bir ket ketojenik diyet beslenme şekli var. Yemesi zor çünkü lezzeti inanılmaz düşük şeyler benim için. Ben çünkü haşlanmış sebzeymiş işte. Hani kalorisi düşük hiçbir şeyi sevmediğimi düşündüm o zamanlar. Şu an mesela brokoli böyle hapurupur yiyorum haşlanmış brokoli. Mutlulukla yiyorum. Mesela ben bu aşamadaki insanlara böyle delirmiş falan gözüyle bakardım. Şükür gün sonunda ben de delirdim. Çok mutluyum o yüzden. Sonra şey daha çok Başkunlardan paketler aldık işte. Eve geliyor kutu kutu. Her gün üç öğün aynı şey. Ya bir gün üç öğün ayva geldi bana ya. Ay, ayvayı yemişim gerçekten. Yemezsin. Üç öğün sütlaç yemezsin. Yiyemedim. Arkadaşım devam etti bir şekilde. Ben dördüncü günde bozdum. Gittim kısır mısır yedim. Ay dedim bununla mı uğraşacağım. Ondan sonra e, bu zayıflama aletleri. Gittim yok işte beni mumyaladılar sardılar şeylere. Evet oradan çıktığında ölçüyorlar 3 santim 5 santim inceliyorsun okey belki o soğuk seni sıkılaştırıyor kalıcı bir şey mi uzun süreli hiçbir fikrim yok. Hiçbir şeyi doğru düzgün orada yapmadığım için sonucun ne kadar çalıştığını hiçbirinin bilmiyorum. Bu vücuduna akımlar bağlanan işte 20 dakikada 1 saatlik spor yapmış gibi olan sporlar ona da gittim. İşte atıyorum makinenin içine gir. içine yürüyorsunuz, pedal çeviriyorsunuz. Alttan infrared ışınlar veriyor. İşte ay inşallah sağlıksız bir şey çok da yapmamışımdır vücuduma. Çünkü ben şeye de gitmiştim. Kavitasyon. Aa lise de bak daha genci cimne o işte basenlerimi yapıyorlar ki birazcık çıkıntılar daha şekilli olsun diye. Yani hep oynadım aslında kendimle ama hep minimalize. Hani çok büyük hamleler yoktu. Çünkü benim için kilo Doğal yollarla verilmesi gereken bir şey. Yani kolaya kaçamazsın. Kolaya kaçarsan olmaz. Bu düşüncem nerede kırıldı biliyor musunuz? 2021'de. Çok güzel bir pandemi geçirdim. Bu arada kendimi tebrik ediyorum o anlamda. Yani doya doya kendimle baş başa kaldım, oturdum, düşündüm, düşündüm. Düşündükçe yedim, 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 şiştim. Ben kaç kilo oldum? 80. Dedim ki artık Zeynep yeter. Şimdi bakıyorum bir de o ara pandemi sebebiyle sürekli evden link verme falan muhabbeti var. Tamam link vermiyorum ama ya ben de bir heves ettim ya. Kızla Mila'dan şeyler söylemişler, kıyafetler. Ne giyseler oluyor. Ben de sipariş veriyorum. Tamam 42 beden. Okey 42. Abi olmuyor. Olmuyor çok kötü. Her yeri bir değişik deforme. Canım sıkıldı biraz dedim. Yani biraz hani giy giydiğim de üzerime olmalı. Yani bu benim işimi etkileyen bir boyuta geldi artık. Bu kadar da değil dedim. Tamam okey gülüyorum eğleniyorum. Önümü kapatamadım. TikTok'lar çekiyorum. Eyvallah ama bu değil yani istediğim bu kadar da değil. Dedim Zeynep hadi gel pilatese geri başla. <laughs> Gittim Gökhan Hoca'nın yolunu tuttum. Başladım derse bir ders, iki ders, ay üçüncü dersteyim. Yani şu öne kalkma çok basic zaten ilk harekettir hani reformer'da yatarken. Kalkamıyorum, kalkamıyorum. Burada bir kütle gelmek istiyorum, izin vermiyor. Sırt kaslarım zaten zayıflamış. Bıraktım. Ay dedim yeter. Ben dedim böyle bir şey istemiyorum. Baktım ben çünkü çünkü kendimi bir şey yaparken böyle beceremediğimi hissetmek bana kendimi çok kötü hissettiriyordu. Muhtemelen o yüzden de ben birçok şeyden kaçındım. Çünkü yıllar geçiyor. Kas sistemin gelişmiyor. Gelişmediği gibi de yaşın ilerlediği için, deforme olduğun için enerjin azalıyor, becerin azalıyor. Ben böyle yavaş yavaş mesela pilates çok güzel bir şey ama uzun süreli pilates yaptığımda ne oldum biliyor musunuz? Sizde olur mu bilmiyorum ama bardağı aldım ya şuradan. Hani hareketim şu değil. Yani hayatım ağır çekime döndü. Sonra baktım ki işte derste kalkamıyorum. Ben gene böyle bir söylen çemkiri falan Gökhan da sağ olsun anlar beni böyle. Hani kimi insanlar böyle nokta dışı görür ya. O gün derste dedi ki ya bu kadar dert ediyorsan hocamız var dedi. Gel yönlendirim seni liposakşon için. Git aldır yağlarını kurtul gitsin. Ama bu değil dedi. Yani bu bir çözüm değil. Bak dedi tekrar aynı noktaya dönüyorsun çünkü her seferinde bunu değiştirmen lazım Zeynep falan diye. Adam aslında bana böyle yapıcı bir yorum yaparken bana o doktoru gösterdi. Aa kim dedim merak ettim. Bir gösterdi Hüseyin hocayı. Adam ayak bileği inceltmiş. Aklım çelindi. Çok hoşuma gitti. Hadi gel dedim tamam randevu alalım. Gökhan şey yok saçmalama Zeynep falan diyor. Hayır dedim lütfen alalım en azından bir fikir versin bana çünkü ben bu durumdan artık memnun değilim ve gerçekten e, kafam da hiç kaldırmayacaktı. Yani boşanma üstüne pandemi hani kalkayım da ay sağlıklı besleneyim de canım yemek çektiğinde hmm, su içeyim. Akşam da erken yatayım ne güzel. Oh bugün de 100 gram vermişim de motive olacak bir ruh halinde hiç değildim. Zaten yemeği niye yiyoruz? O bastırmak için, kendi kendimizi motive etmek için. Yani o yüzden berbat bir loop. Bu looptaysanız derhal kendinizi tokatlayın ve bir an önce ayağa kalkmak için kendinizi motive edin kız kardeşlerim. Çünkü bunun başka bir yolu, yolu yok. Bunu sadece siz yapabiliyorsunuz. Kendim istedim ve kendim yaptım bu süreci. Ve bu daha başlangıcı. Hani siz şu an çok abarttığınız için, ısrarla ne yaptın ne yaptın dediğiniz için okey çekiyorum bu videoyu ama bu daha bu sürecin başlangıcı. Bir sene sonra göreceğimiz Zeynep'i e inanamayacağız çünkü ben daha önce kendim hiç öyle görmedim. Ve çünkü bu kendime bir 40 yaş hediyesi. Sağlıklı, böyle ayakta durduğunda, öyle kıçı başı ağırmayan, ay eğildim eğilirken işte dizlerime bükemeyen. Ama yani böyle birisi olmak istemiyorum. 8 yaşında bir kızım var. Beraber onunla etkinlik yaparken nefes nefese kalmak istemiyorum. Hantal olmak istemiyorum. Bakın bunlar bir sürü aslında sebep gerekçe. Ama ne var? Kendim için bunları görememiştim. Belki kızın vesile oldu. Bir şeyleri görmeye başladım. İşte belki onun hayatını birazcık daha sağlıklı hale getirmek istediğim için de kendi hayatım değişti. Çünkü çok sağlıksız besleniyordum ve düşünsenize gözünüz gibi koruduğunuz birisi size emanet olduğunu düşünüyorsunuz. Elinizden geldiğince iyi bakmaya çalışıyorsunuz. Ruhani taraf okey, harcaması her şey okey ama çocuğun bünyesine ne giriyor? Sosisli, cips, jelibon, yazık günah. Aa! Videonun başını nasıl açacaktım? Unuttum. Arkadaşlar zayıflamamın tek mimarı Rıfat Yüzüak. Bunu söylememi o kadar çok istedi ki. Söylemezsem beni öldürür. Bütün videoyu şu an hepsini silin. Rıfat Cizuak. <laughs> ya Rıfat çünkü inanılmaz sağlıklı beslenmeye akıl yormuş. Biz bunların hepsini yaşamadan önce o işte kandidalar, bağırsak sağlığımız geçirgen bağırsaklar, kanserojen maddeler bilmem ne hepsini araştırmış, kendi diyetlerini yapmış ve mükemmel bir tecrübe yaşamış. Şimdi bunu yaşayan insan dönüyor Anlaşıyoruz, çok seviyoruz birbirimizi ilk zamanlar bu işte. Rıfat diyor ki seni gördüğümde diyor şok oldum Zeynep diyor yediğin şeylere. Ben hep az az yerim ama hep yerim. Yani hiç boş kalmıyor o boğaz, mide. Sağ olsun sürekli çalıştırma halinde ve tükettiğim şeyler hep çok kirli içerik. En son bir gün Rıfat bana bir şey oldu. Aradı beni ne yapıyorsun dedi. Ne yapayım aşkım dedim işte bilmem ne yiyorum. Ay artık bok ye dedi tamam mı? O kadar sinirlendi ki Rıfat ilk defa öyle duydum gördüm. Çünkü Rıfat hep çok sakin bir efendidir. Yeter artık dedi ne zaman uyanacaksın senin bir kızın var bilmem ne falan filan diye beni bir azarladı. Bunların hepsi benim aklımdan kafamdan geçen şeylerdi ama kendime bile böyle söylemeye çok cesaret edemediğim konularda çünkü daha zamanı vardı yani hazır değildim. Ne demek o cipsi kenara koyup sağlıklı pancar cipsi yemek ya da hiçbir şey yememek. O yüzden aslında bu hikayenin bir mimarı da Rıfat'tır sağ olsun. Aslında sadece Rıfat değil, diğer arkadaşlarım da çok emek verdiler sağ olsun hepsi. Her dönemde hep bir yanımda olmaya çalıştılar. İşte atıyorum iki kilo verdim beni hep motive ettiler. Ama işte aslında bu hikaye birazcık neydi biliyor musunuz? Kilo alınıp verilen bir şey. Güzellik için tercih ettiğim bir şey değil. Sağlık noktasından ilk defa birisi bana böyle tokatı atınca orada bir uyandım. Çünkü artık yaşım da ilerledi. İşte dizim ağrıyor, sırtım ağrıyor dediğim gibi. Bunlar geçmiyor. Kronik kronik. Pratisi bıraktığım anda geri geliyorlar. Ben liposakşın randevusu aldım. Hemen iki gün sonra. Gittim hocayla görüşmeye. Hoca dedi ki ne istiyorsun? Vallahi hocam dedim ben bu kadar yağdan memnun değilim. Taşıyamıyorum bunları da. Ay Hüseyin Güner gerçekten çok 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 e, sevdiğim bir kişi kendisi. ilk ki yollarımız kesişmiş. Tamam dedi ben seni çok güzel dedi inceltirim. Ama dedi bunun dedi sonrası önemli. Tamam dedim yapacağım okey. Anlaştık. Gittim. ilk ameliyatımı 2021 Nisan'da oldum. Diz kapağımın hemen altından başlayıp basenime kadar aslında yani kalçamın popomun altına kadar olan kısmı ki benim en sorumlu yerlerimdi yıllardır. Hatırlarsınız yani çapım çok büyük bacağım üst bacağımın. Bir ameliyatla orayı hallettik. Çıktım korteler, morseler, böyle bilmem ne. Akşam eve geldim. Arkadaşlar ziyarete geldi. Ben çay kahve yapıyorum. Sohbet ediyoruz. Ya yani gayet de iyiydi mi yani acılı bir ameliyattır herkes. Evet acılı mıydı? Yani acılıydı, ağrılıydı ama bence benim birazcık ağrı eşiğim de yüksek olabilir sanki. O yüzden beni çok rahatsız etmemiş olacak ki 6 gün sonra ikinci ameliyata girdim. O da işte kalan popondan itibaren, popoya dokunmuyoruz bu arada. İşte bel üstü, ne o? Basen. Basen mi o bu? Love handle. İşte bu şey, neyse işte oralar. <laughs> Aynen bu hmm, göbeğimin altından Simit, ha, simit hatırlayamadım. O kadar <laughs> yemiyorum ki artık kalorili ne yapayım? Simit ve işte karın, e, sırt ve kollarımı aldı. Ameliyattan çıktım. Hoca dedi ki Zeynep sırtını çok güzel kazıdın. Lütfen dedi iyi bak. Ne olur dedi yeme. Ne olur su iç. Ne olur yürüyüş yap. Evde çekim yapmanın da böyle zor yanları var işte. Neyse ne diyorduk? Ameliyatlarım çok güzel geçti. 9 kilo yağ aldılar. Kollarım... Müthiş inceldi. En çok sorduğunuz şey kol liposakşınım. Yara izlerimi merak ediyorsunuz. Bakın. Gözüküyor mu oradan? Yönetmenim. <laughs> <Ellakalım. gülüyor> gözüküyor mu? Şu an. Bacaklarındakiler daha büyük. Onları mı göstereyim şimdi? Ne yapayım? Soyunayım mı burada? <laughs> Yani çok fazla iz kalan bir şey değil aslında. Çok acılı bir şey de değil aslında. Çünkü zaten buna karar vererek giriyorsun. Canının acısının ne önemi var? Benim canım daha çok acıdı. Ben pilateste kalkabip o yağ kütlesinden dolayı kısıtlandığımı hissettim de gururum daha çok zedelerle anladınız mı? O benim canımı daha çok acıttı. O yüzden sorun değil. Sonra korsemi çıkartmaya gittik. Sanırım böyle 6. günün 5. günün da ilk bacaklarımda. Daha üst ameliyatım olmamıştım. Ee, ay keşke o görüntüyü bulsam da, koysam şuraya. Bulursam koyacağım, bulamazsam belki de koymam çünkü çok kötü bir görüntü. Belki story ile paylaşırım. Dalga dalga, mosmor hiç hayal etmedim daha önce hiç görmedim sanki kaza geçirmişim de hani ölümlerden dönmüşüm gibi Allah affetsin bir bacak dedim Allah bu nasıl toplanacak toplanmayacak içi jöle gibi çıktığınızda işte şey haftada birkaç kere seansı alıyorlar ki siz işte o masajlarla birazcık kan dolaşımınız hızlanıyor lenf drenajları giriyorsunuz falan o lenf drenaj şu an hayatımda en sevdiğim şeyken o ara mesela hayatının en acılı işlemiydi çünkü yavaş yavaş bilekten başlık böyle sıkıyor ve kan dolaşımını yukarı doğru atıp kan dolaşımınızı hızlandırıyor acılar ama nasıl acılar ameliyat acısı az kaldı yanında yani anladın mı? Diyorsunuz ya liposakşın acılı mı? Değil. Lenf drenaj çok acılı. Böyle bir süreçti. Sonra, sonra artık yavaş yavaş da işte hayata karışmaya başladım. Eventler, ben gene başladım. Ya yiyeceğim, ya içeceğim, ya yiyeceğim, ya içeceğim. Boş duramıyorum. Sonra başladım sigara içmeye. Yani yemeyeyim diye ama bu sefer hem sigara içiyorum hem içki içiyorum. Berbat. Her şey daha kötüye gidecek. Çünkü herkesin dediği şey aynı. Liposuction'dan sonra asla yemek yemeyeceksin. Çünkü ödeminin inmesi en az bir yıl. Bir yıl sonra görüyorsun ilk fiziğini. Sonra ikinci yılda tam sonuca ulaşıyorsun. Eğer yapacaklarını yaparsan. Ve ben ne yaptım? 2 ay geçmişti sanırım. Yemek yememem lazım. O ara bir arkadaşım balon taktırdı. Yutulabilir balon. Onu da Sa Salim Balin. İsmi biraz zor. Salim Balin diye okunuyordu galiba değil mi? Türk adam ama Salim Balin. Hiç araştırmadığım, tanımadığım bir doktor. Arkadaşımın referansıyla gittim. Onlar da birkaç kişi gitmişlerdi. Gayet memnun kaldım. Gayet güzel, hızlı ilerleyen bir süreçti. Böyle tampon gibi bir şey düşünün. Oturtuyorlar sizi. Onu bir böyle bir suyla yutmaya çalışıyorsunuz. Bir hortumu var. Onun da şeyi vardı, videoları falan vardı ama ben arşivciliği çok kötü bir insanım. Eski telefonunda kim bilir nerede kaldı şeyde hard diske. Bulabilir miyim? Bulursam paylaşırım, haberleşiriz. Onu böyle yuttum. Saçımı düzelteyim. Oradan yönetmemişler. <laughs> Neyse balonu gittim yuttum. İşte sonra röntgenle baktık doğru yerde. İçine sıvıyı bastılar. Okey çok güzel. İşte çok güzel değil ya bir dakika. Eve geldim. 4 gün. Bakın eğer balon taktırırsanız 4 gününüzü kapatın. Kesinlikle online hemşire memşire bir şey bulun. Evinize gelsin. Günde iki kere ağır kesici serum yapsın size. Çünkü başka türlü katlanılabilir bir şey değil. Midenizin içinde yabancı bir cisim. Mide onu kabul etmiyor, atmaya çalışıyor. Ben böyle bir acı daha önce yaşamadım. Doğum sancısı gibi bile değil yani değişik. İçim parçaladı çünkü doğum biliyorsun ki sonunda doğuracaksın. Bu bitmiyor. Yemek yemen gerekiyor, sular içiyorsun. Öğürüyorum, kusuyorum. Dört gün berbat bir dedim ki bu geçmeyecek galiba ben bunu çıkarttırabilirim. Beşinci sabah bir uyandım. Aa hiçbir şey yok. Ama doktor demişti 4 gün dayan diye. Ya böyle işte vücudun kabul süresi var. 5 gün geçti. Baktım tatlı tatlı ben ufak ufak yemek yemeye başlıyorum işte. Serumları kestik. Gayet güzel hayatım devam ediyor. Hiç acıkmıyorum. Ya bakın ben sadece pislik olsun diye yemek yiyen bir insanım. Pislik yapamadım. Hele ki yap. Yiyorsa yap. Öyle bir şiddetli karın ağrısı. Öyle bir kusma hali ki. Ay diyorsun yemeyeyim. O aklına geldiği ana zaten gidiyor midem. Ben öyle o yazımı o şekilde geçirdim kilo almadan. 9 kilo yağ almıştık. 80 kiloyla girdim. 71 ile çıktım. Böyle bir süreç. Balonu da bu arada nasıl çıkarttım? Gene bazılarınız hatırlarlar. Paylaşmıştım Instagram'da. Normalde 4-5 ay sonra kendi kendine sönüp midende de dışkıyla dışarı atılıyor. Ay bir akşam midem bulan 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 bulan. Sercan dedi ki Hadi kalk dedi ne bu halin dedi. Yani bir toparlan. Dur dedim bir kusayım da geleyim var. Ben de öyle çünkü hep midem bulanıyor. Kendimi kusturuyorum geliyorum. Böyle bir tuhaf ama yani. Gittim iki parmak attım. Bu, oldum buramdan böyle bir şey geçme pet şişe gibi bir şey baktım bir şey düştü oraya cisim balon patlamış sönmüş çıkarttım neyse çıktığına emin oldum şimdi bundan sonraki süreç sıkıntılı ne yapacağız ya acıkırsak yiyeceğiz ben başladım tabii ufak ufak acıkmalara sonra başladım ufak ufak işte gene diyet denemelerine işte eve yemekler geldi Nilay Keçeci'den çok lezzetlidir aklınızda olsun işte 5 öğün kaç öğünse yiyorsun ediyorsun e tamam güzel çok iyi yanıma yemek almayı unuttum ama hep dışarı çıkıyorum. Yemeklerim yanımda değil. Eve geliyor. Ay bunlar dünden kalanlar. Boş ver. Dün yemedim ya bugün de bunu yemeyeyim diye. Ben hep böyle 15 gün bir aylık paket al Nilay'dan ara ver. Bu da bir şeye çok uzun vadede varmadı. Çünkü yapmak istemiyorum. Sonra dedim ki ben en iyisi bir harekete başlayayım ya. Sonra güzel bir PT bulduk. Bir motivasyonla ben spora başladım. Ay bu çok hazin bir hikaye. Bunu burada anlatmayacağım. Spor salonundan Attırdı beni birisi. Bunu başka bir gün anlatacağım. Neyse dedik ki tamam yılmayalım dedik. Girdik yoldan çünkü hep bir caydırıcı şeyler var yani hep bugüne kadar bendim. Abi ilk defa ben kararlı davrandım ve dışarıdan bir etken geldi. Kusura bakmayın izin veremem. Yazıldım başka bir yere salona. 2022 yazımı 3 ay boyunca kendimi eve kapattım. Tatillere gitmedim. Full haftada işte 3 gün 4 gün spor. Bir günde fizyoterapi gibi böyle dengelediğim bir süreç geçirdim. O kadar iyi geldi ki. O kadar iyi geldi ki. Yani o yavaş yavaş hareket eden tembel hayvan vardı ya. Ay artık daha atik, daha keyifli, daha güçlü. Bir tık böyle toparladı. Bana kendimi iyi hissettirdi. Ama bu da bir istediğim kıvamda değil. Yani daha çok istiyorum ki hayatımda hep spor olsun ve hayatımı hep ona göre yönlendireyim. Mesela o dönem gene böyle bazı denemelerim oldu. Growth denen bir iğne var. Ne o? Büyüme, büyüme hormonu. Ha, büyüme hormonu aslında aynen. Güzel çalıştı. Karnından böyle her sabah vuruyorsun bir kere. Ama kötü yanı şu, kanser hücresini de büyütüyor. İyi büyüttüğü gibi. Ben Allah'ım sen koru ya Rabbim bu kızı diye böyle. 3 ay böyle bir iğneli mi iğneli bilmem ne spor deneyimim oldu. Sonra abi, iğne demişken aklıma geldi liposuction'dan Önce mi sonra mı hatırlayamıyorum açıkçası. Artık çok gitti bir kafam. Bence öncedir. Bir saksenda denemem olmuştu. Herkes o ara full böyle zayıflama iğnesi yapıyor saksendalar. Şimdi Özenpik diye bir şey var. Bir hafta ya kullandım ya kullanmadım. ben de inanılmaz mide bulantısı yaptı. Yani bende her şey inanılmaz. En yani etkisi ne varsa hepsini birebir gösteriyor. O yüzden doğal yollar yani. Sağlıklı beslenerek zayıflamaktan başka çarem yoktu. Sadece işte bu aşamada. E artık kendim hani buna hazırım, ben bir şey yapmak istiyorum demek için liposakşını gerçekten bir aşama olarak kullandım, bir level atladım. Çünkü o benim için aslında sadece kilo vermek değildi. Bütün düşünce sistemimi kırdığım bir olaydı. Yani kilo doğal yollarla verilir. Okey. Doğal olmayan yollarla da vermeyi tercih edebilirim. Bu benim tercihime kalmış. Bunu artık tercih ediyorum çünkü diğer taraf bana hiç iyi gelmiyordu. Ve o yüzden benim için hayatımda verdiğim en doğru kararların böyle başında falan gelir liposakşın. Diğerlerini de biliyorsunuz zaten. Sonra bu spor süreci çok iyi geldi. Ama tabii ki devamlılığı yok. Çünkü ne oldu? Ay hocam işte yaz bitti bizim eventler başladı. Şimdi işte bilmem ne falan filan diye diye ben sporu haftada 1'e 2'ye düşürüp yavaş yavaş ara verdim. Tekrar geleceğim, başlayacağım dedim. Aslında içeride hep başlamak isteyen, yapmak isteyen birisi var ama sesi çok kısıktı o Zeynep'in. Diğer gidelim, eğlenelim, mu falan filan Zeynep çok aktifti. Aslında bu birazcık şey gibi oldu bende. Hani yani ruhsal sürecimde bir şeyleri deneyimlerken bir yolculuğa çıkmışken bana şeyi gösterdi. Beden, ruh, zihin üçlemesi. Bunlar dengede olmayınca birini götürünce biri arkada kalınca olmuyor. O yüzden ne oluyor? Bunu da buraya taşıman gerekiyor ama taşımama engel olan bir Zeynep var içeride. Artık şeytanın mı dersiniz? Nefsin mi dersiniz? Ne dersiniz bilmiyorum. Ama o Zeynep çok iradesiz, hiç hırsı olmayan, hedefi olmayan, hedef koymaktan korktuğu için belki hedefi olmayan. Çünkü başarısız olmaktan çok korkuyor. Yani egosantrik bir Zeynep'ti o içerideki. Biraz aslında onunla yüzleşmeme falan denk geldi bu spora gittiğim dönem ve sonrası. Sonra böyle yavaş yavaş tamam okey ya sen var mısın merhaba tanıştım ben memnun oldum falan diye kendimi böyle beynimi yakarken 6 Şubat depremi oldu. Yani benim için çok büyük bir yıkımdı ve bir çöküş yaşadım. Yani deprem korkusu önce bir şok yaşadım, korku yaşadım, öfke yaşadım, çaresizlik yaşadım. O duygular çok değişti, değişti, değişti. Ondan sonra ben orada kendimi toparlamak için gene yemek yemeye başladım. <laughs> Ama ne var? Ne yaptım bu yemeği yerken en azından benim gece yemelerim çok meşhurdu. Çünkü aklıma gelen her saatte yemek yiyorum. Çok geç yatarım. Sabah geç kalkarım. Sonra biraz önce bunları çektim. Dedim ki artık belli bir saatten sonra birazcık yemeyelim. Çünkü o ara if yapmıştım. Böyle günde iki öğün belli saatlerde yiyince çok güzel sonuçlar almıştım. Dedim ki birazcık bunu dengeleyeyim. En azından kaçamak yapıyorsam da işte cips yemeyeyim de biraz çekirdek çitliyim falan gibi. Böyle bir süreç aslında bu. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. Mayıs'tan önce biz bir kere bir detoks kampına gittik bizim arkadaşlarla. Sanırım hayatımda ilk defa zayıflamak için kendime verdiğim iki gündü. Bakın ölümüne yemedim. Benim için bir ilk bu. Yani orada bize workshop yaptılar. Ee, Sercan'a biraz şey vermişlerdi. Hani akşam isterseniz Sercan zaten Sercan bütün hurmaları yese ne olur. Sıska çocuk. Benim yememem lazım. Ben ama işte bu farkındalığım olmadan onlar yiyor mu? Ben de yiyeyim. İşte o yiyor ben yemiyorum. Nasıl yemem falan. Madilindeydim hep. Akşam işte çok acıktık. Artık böyle karnımız kazanıyor, sohbet ediyoruz, açlıktan uyuyamıyoruz. Öyle bir ruh halindeyiz. Sabah işte girmişiz makinelere işte yağ yakımındayız falan filan. Dedim Sercan ver bir tane hurma. Hani olur ya dedim akşam uyuyamazsam falan en azından bir hurma yerim, su içerim öyle yatarım. Bakın o hurmayı yemedim biliyor musunuz? Hemen böyle gözümü kapattım dualar Allah'ım ne olur uyuyayım. Çünkü bunu gerçekten denemek istiyorum. Yani daha önce vücudumda hiç yapmadığım bir şeye vücudum ne tepki vereceğini aslında çok merak ediyordum. İki günde iki buçuk kilo yağdan falan verdim. Çok güzel bir oran. Böyle Murat Hoca çok şaşır dedi ki Zeynep yani senden böyle bir performans beklemiyordum. Bütün arkadaşlar böyle beni alkışlıyor, hayranlar. Gaza geldim. İyi geldi çünkü oradaki herkes hayatında böyle çoğunlukla spor hareket olan insanlardı. Benim hayatımda hareket yoktu. Bu kafaya girmeye başladım. Yavaş yavaş hareket. Hmm, demek ki konu aslında sağlıklı beslenme evet ama bunun yanında bir artısı var, hareket. Yani sağlıklı beslenmeyi çok organize edemiyorsam bari hayatındaki hareketi arttırayım da hareket arttıkça beslenmeyi de toparlarım belki gibi bir denge olur mu acaba diye kendimi denemeye başladım. Çünkü bunu daha önce hiç denememiştim. Üzerine Mısır'a gittik. Bizim yine bu ekipler Berkan ve Hakan'la. Enerji patlaması çocuklar. Biz üç kişiyiz Rıfat Tespen. Üç nenem <laughs> oraya gitmişiz. Çocuklar zımba gibi dipçik atlıyor yerden şınav çekiyor. Oradan asılıyor maymun gibi oradan oraya bilmem ne. Bizi götürüyorlar şeylere ne o kaydıraklara. Oradan işte kahirede şeylere primite tırmanıyoruz. Nefes nefese ama onlar aşırı mutlu. Aa çok iyi baksana terledik falan. Her şeyden mutlu oluyorlardı. Biz bir üçümüz birbirimize baktık. Ay dedik böyle bir insanın böyle bir hali varmış dedik. Belki biz de gençken öyledik bilmiyorum ama unutmuş muyuz ya da hiç olmadık mı bilmiyorum. Yani hareket etmekten heyecan duyan her boş anını hareketle dolduran insanları gördük. Ve biz beni çok motive etti. Sadece beni değil, Rıfat Atatesi de çok motive etti. Demek ki bu hakikaten insanı motive edebilen bir şey. Ya da biz bu konuda motive olmak istedik bilmiyorum. Ama en nihayetinde işe yaradı. Çünkü biz orada bir de gittik hazır piramitlerdeyiz. Dedim ki yani belli olmaz bu işlerin ne olacağı. Ben bildim her yolu deneyeyim. Hangisinden ne çıkar bilmiyorum. Orada gittim Kleopatra'ya dua ettim. Dedim Kleopatra'cığım güzellik tanrıçam. Sen <laughs> yardım et şu kardeşlerine ne olur çözemiyoruz. Yardım et diye diye Thank <laughs> you. Gerçekten biz Mısır'dan döndükten sonra test de yemek yemiyor. Ben de yemek yemiyorum. Rıfat zaten yemiyordu. Üzerine geldik. Hakan'a spora başlayacaktım. Biraz böyle şeyim vardı gene. İşlerim falan vardı. Dedim bana biraz zaman ver. Ama şimdi ben herkese zaman ver falan deyince kimse artık bana inanmıyor. Çünkü ben sürekli her şeyi öteleyen, hep hareketten kaçan, işte hep bir bahaneler bulan bir tipim. Ben de biliyorum kendimi ama bu sefer öyle değil. Hazırlanacağım. İşlerim var biraz kafamdaki işler. Bunları dedim temizlemeden başlayamam spora. Hemen işte o kafamdaki işte atıyorum. Gardırobumun içini düzenlemek. Abi spora başlamak için böyle bir bahane tahammül olamaz. psikiyatr dedi ki işte o gardırobun dağınıklığı aslında senin kafanın kendi iç dağınıklığı. Kafanı toparlamaktan bahsediyorsun. Takılma gardroba Hayatındaki işlerini şöyle bir düzene sok. Hareket de sana iyi gelecek. Başla harekete dedi. Evet dedim başlayacağım okeyim falan filan bilmem ne derken. 19 Kasım 2023'te ben spora başladım. Ve şöyle bir şey planladık. 200 gün ver bana dedi Hakan. 200 gün sonra hayatında hiç hareket etmemiş, yani çoğunlukla hareket etmemiş bir insanın 200 gün boyunca hayatında hareket olunca bakalım nasıl bir sonuç çıkacak dedi. Bunu görelim. Çok ideal yani yaza kadar Kasım'da başladığını düşünürsen. Harika bir hem yaza hazırlık hem de kendime açtığım çok güzel bir challenge hem de işte sonucunu aldığında çok güzel bir armağan. Bundan iyisi Şam'da kayısı. Biraz kayısı getirdim de kayısı yesin bu kadar artık sağlıklı atıştırmalık. Haftada 2 gün antrenman 5 günde yürüyüş yapacağım dedim. O yürüyüşler Tabii ki yalan oldu. İşte haftada iki gün antrenmanda kaldık. Sonra baktık böyle olmayacak. Çünkü ilk başlamamla beraber o kadar güzel bir değişim fark ettik ki hepimiz. Yani siz de gördünüz bunu. Ben de gördüm. Görünenin dışında bir şey var arkadaşlar. Bir kere bize Hakan bilek güreşi yaptırdı testi. <laughs> gel yapalım kız bir daha. ikinci. Hadi gel. Hadi gel ne olur Allah aşkına. Hadi bir, iki, üç. Abla yok. Güzel güçlenmişsin bence. Ama ayaklarım kayıyor birazcık. Tamam evet, okey güzel güçlendim. tebrik ederim Geçen çok iyi güçlendik. 2 saniyede düşmüştüm. Çak kardeşim. Bu sefer <laughs> <laughs> 10 saniyede düştü. <laughs> Karşınızda da Winner. Şimdi aslında hikaye şu benim kollarım çok güçsüzdür yani bileklerim çok acıyor hep böyle şınav çekerken falan da. Ben de hayatta yapamam yendim ya o kadar hoşuma gittik ki yani o güçlendiğimi hissetmek o kadar iyi geldi ki bana. Yani şimdi siz sosyal medyadan görüyorsunuz evet zayıflayan bir Zeynep var kafasında koyduğunu yapan bir kadın var. Okey çok iyi güzel görünüyor forma girdi vücudu ama içimi size anlatamam. Yaşamanız lazım. O yüzden lütfen 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 birazcık daha hareketi hayatınıza kattığınız bir formu eğer hayatınızda hareket yoksa lütfen deneyin. Yani güçlendiğinizi, ayaklarınızın yere daha sağlam bastığını, topuklarınıza ağırlık verebildiğinizi dengede kalabildiğinizi, tek ayak üstündeyken o dengenizi hiç bozmadan güçlü durabildiğinizi hissetmek muazzam bir şey. Ve bunun gazıyla yürüyüşleri bırakmıştım ya haftada iki gün olan antrenmanımı dörde çıkarttım. Ya çünkü bu böyle bir şey. Görüyorum ki hem şekilleniyorum hem istediğim her kıyafet cuk diye üzerime oluyor. Çünkü artık bir fazlalık olmayınca bütün kalıplar aslında size uygun tasarlanmış. Bunu gördüm. Ya daha önce ne alsam ya beli bol gelir ya bilmem nesi bir şeydi. Şimdi cuk diye oluyor. Haftada dört gün antrenman yapıyorum. Sıkı çalışıyoruz. Çok güzel çalışıyor sağ olsun. Sağlıklı beslenmeye çok özen gösteriyorum. Evet hala tam dikiş tutturamadım. Çünkü şimdi bir tane yeni bir diyet deneyeceğim. Biraz böyle gluten ve süt ürünü kestiğim bir diyet denemek istiyorum. Çünkü bunları kestiğim bir 14 günlük bir hikayem var. Daha önce mesela karnımı hiç o kadar rahat hissetmemiştim. Bir boşluk şu anda bir şey var orada bir şişlik i̇şte Yap yapınca anlayacaksınız. Eğer siz de bir 14 gün böyle bir eliminasyon diyeti yaparsanız ne demek istediğimi anlayacaksınız. Evet bunlar zor. Birazcık hem maliyetli hem de zaman isteyen hem de kafa isteyen şey. Haklısınız. 2015'te doğurdum Ece'yi. Bazen bana hamile ya da yeni doğum yapmış takipçilerim yazıyor. Gerçekten mesajlarınızı görünce ben üzülüyorum. Ne güzel zayıfladın. İşte iki yaşında bir çocuğum var. Ben hala şöyleyim, böyleyim falan. Kendinizi böyle birazcık aslında... Kendinizin farkında olan ama aslında farkına varmadan da birazcık da yargıladığınız ve yerdiğiniz bir süreç olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben bunları düşünseniz Ece 8 yaşında 6 sene 5-6 sene gibi bir zaman diliminde zorla yaptım. Ya yani sizinki bu kadar zor olmak zorunda değil ama bunun yolu belli. Liposakşını yaptırmasaydım, o gün diyete başlasaydım, o gün hareket etmeye başlasaydım emin olun önümüzdeki sene göreceğim vücudu bu sene görmüştük. Çünkü harekete ve temiz beslenmeye karşı koyabilecek bir bünyemiz yok. Yani eğer sağlık sorununuz yoksa matematik bu kadar basit aslında. Peki bunu nasıl yaptım? Birazcık zor oluyor. Birazcık sosyal çevrenizden uzaklaşacaksınız. Arkadaşlarınız birazcık size kızacak. O yüzden kimse kusura bakmayacak. Bu benim hayatım, benim bedenim, benim sağlığım ve benim hikayem böyle yazmak istiyorum. O yüzden biraz evde kalıyorum. Daha izole yaşamaya çalışıyorum. Akşamları dışarı daha az çıkıyorum. Çünkü bu böyle olmak zorunda. Yani ikisi bir arada olamaz şu an benim için. Eğer hayatıma çok hareketi, sporu, sağlıklı beslenmeyi entegre edebilirsem ondan sonra istediğin yere git. Yani diyetteyim deyip diyetini bozmayan insanlar var ya ben hiçbir zaman hayatımda onlardan olmadım. Diyetteyim o yüzden gelemem mesela. Hep böyleydim. Şimdi ne zaman ki artık diyet değil artık sağlıklı temiz besleniyorum. Temiz beslenmek ya bu kadar basit bir şey. Niye sokayım ki bünyemi o pis şeyleri? Yap, çit de yap. Ayda bir kere ye, yılda bir kere ye. Hadi en kötü haftada bir kere ye ama yok. Her öğün her an her an aklına geldiğinde bu çok tehlikeli bir şey. Bakın bir tane şey var belgesel Netflix'te. Ne yersen olsun ne olur izleyin ya. Lütfen. İkizler üzerinde deney yapıyorlar. Tek yumurta ikizleri. İkisi de aynı genlere sahip. Birine et yediriyorlar 8 hafta boyunca, birine de sadece bitkisel. Evet bu belgeseli yapan işte o bitkisel şeyleri yapan firmanın lobisiymiş bu ortaya çıkmış. Okey olabilir. Ama en nihayetinde orada size neyi gösterebiliyor musunuz? O yediğimiz hamburgerlerin işte fast food şeylerinin aslında nasıl bir üretimden geldiğini, ne yediğini bil diyor yani. Bil farkındalık bu kadar. Çünkü bilirsen yemiyorsun ya da seçerek yiyorsun. Canım o burgeri de çekiyor. O pisliği de yapmak istiyorum bazen. Yalan yok yapıyorum da. Ama ne yapıyorum? Onu yaptıysam ertesi gün telafi etmeye çalışıyorum. Ya da işte sabah sağlıklı besleniyorum. Arada işte bir şey yiyip akşam bir şey yemiyorum ki en azından vücudumda daha fazla kalori birikintisi yaratmasın, kilo aldırmasın diye. Zaten sağlıksız. E ne kadar daha yiyeceğim bunları? Yemeyeceğim. Bak ne kadar ciddiyim görüyor musunuz? Çünkü bu ciddi bir konu. Hayatım boyunca hiçbir şey ciddi olmadım. Ve geçen gün ne oldu biliyor musunuz? İki tane arkadaşım spora başladı benim hocama. Ve başlarken dedi ki senin hırsından motive olduk dedi. Benim hırsım mı? Hayatımda ilk defa birisi bana senin hırsından motive olduk dedi. Ve bu konu başlığı spor. Hey maşallah ya Rabbim daha ne isterim ben ya? Aferin bana. Gerçekten. <laughs> Bunu hak ettim. <laughs> Ama lütfen böyle yayın sırasında. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Konu dokundu mu Mertciğim? Ben <laughs> geldim. Akşam brokoli falan açtık böyle yoğurda. Gerçekten şu andan itibaren. Bu evet yoğurdu da hayattan çıkartman gerekebilir. Ya, evet Biz yani. inek ürünlerine de birazcık takız. Çünkü bunlar da hepsi öğrenilmesi gereken şeyler. Yani bunların hepsini bilelim. İnek şey mi? <laughs> İnek shaming. Ha, bu arada body shaming yani benim hayatım body shaming ile geçti yani. Body shaming'i uğramakla geçti. O yüzden hiçbir zaman tınlamadım. İneğe de shaming derim problemim yok yani kusura bakmasın. Çünkü ineğin sütü ineğe faydalıymış. İnsana için çok da faydalı değilmiş. Bilim adamları bas basa açıklıyor. Ne yapabilirim ben mi diyorum ona? Onlar diyor. Süt ürünlerini kestim. Muazzam bir histi. Şimdi tekrar keseceğim. gluten de keseceğim. Ama önce gidip bir alışveriş yapmam gerekiyor. Ne menü, ne yemek yapılır hiçbir fikrim yok. Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Bu tarz bir sürü insan olduğuna da çok eminim. Ee, bir yerden başlamak istiyoruz ama nereden? Hayatımızdaki önceliklerimizi şöyle bir bakalım. Önceliğimiz ne? Sonra onları biraz düzenleyelim. Hatırlıyor musunuz İlk bölümde galiba konuşmuştuk önemli olan şey niyet diye. Yani niyetin neyse devamında yaptığın şey de ona hizmet etmeli ki yaptığın şeyin bir amacı, bir manası olsun. Yani burada zayıflamak isteyen bir kadın ama her gün çıkıyor işte iş yerinde onu yiyor. Akşam bunu yiyor. Eve geliyor sıkılıyor bunu yiyor. Tamam hepsi için haklı gerekçeleri var okey. Ama artık önceliğimiz biziz. Kendimiz. Geçen videoda ben kimim demiştik. Biraz düşünmek için sizden süre istemiştim. 4 hafta kadar beklettim sizi biraz düşünün diye. Umarım yeterince düşünmüşsünüzdür. Ee, toparlayamadım. Gerçekten şu şeyleri toparlayamadım. Hiç benim de konuşasım gelmedi. Çünkü odam nedense bu ara full bu işte. Nasıl daha sağlıklı olurum? Şimdi buna taktım kafayı. Canım öyle istiyor. Şimdi buna taktım kafayı. En azından kendim için iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani abartıp şey de yapmıyorum öyle. Ne o hiçbir şey yemeyen, full sağlıklı beslenen tipler var ya. Daha o, o aşamada değilim. Belki bir gün olabilirim. Çünkü bu böyle bir şeymiş. Çok iyi geldi. Dün spor yapıyorum. Hakan dedi ki ister misin dedi böyle içinden badici bir kadın çıksın dedi. Hani yarışmalara katıl falan. Vallahi dedim o kadar böyle ince bir çizgide ki yani çünkü o kası görmek. Abi kasım var bakar mısınız? Bak bir dakika. Bak, bak 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 bak. Benim şurada kasım olacak. Ben birini bilek güreşinde yeneceğim. Karnımın ortasında çizgi çıkmaya başladı. Popom dikleşti. Üst bacaklarım, alt bacaklarım incelmeye başladı. Bunlar nasıl tepkiler? Wow. <laughs> Hadi be. <laughs> Biraz cesaret işte aslında kendimizden çok kaçıyoruz yani ne olacak çünkü güçlü olunca hırslı olunca bence istediğimiz şeyleri yapmak için karşımızda kimse duramayacak. Ee, ne oluyor ondan sonra kadın alıyor eline gücü kimi takar o saatten sonra? İşte bence kadın kendini bu kadar güçlü hissetmemek için kapatıyor. Erkek istiyor, erkek güçlü olsun istiyor. Birazcık hazin ve derin hikaye. Bana bana kalırsa. Bir de sorduğunuz ekstra sorular var. En başta geleni Zeynep o kadar kilo verdin. Yüzün sarkmadı mı? Aşkım sarkmaz mı? Tabii ki sarktı. Hele ki 39 yaşındayım. Sarkmaz mı? Ama dal sarkar, kartal kalkar. Yüzüm sarkarsa Cem Hamidin kaldırır. Bakınız. Nasıl kaldırdı? İşte böyle. Çok doğal yaptığı için hiçbiriniz anlamıyorsunuz ufak ufak. Aslında Instagram'da paylaşıyorum da arada kaçıyordur muhtemelen. Ve çok fazla yüzünde işlem olan bir insan değilim. Bakmayın şimdi takılıyorum ama e ne var? Buram sarktığı için bir tık burayı çok az şuraya doldurdu. Biraz işte elmacık altına yaptı, biraz burayı kaldırdı. Biraz şakaklarımı kaldırdı. Biraz çene, e, şovlar, biraz çeneyle çenemi yüzümü uzatıp daha sivri gösterdi. Dudaklarım zaten dolgu biliyorsunuz. E birazcık da işte botoksum var. Allah daha ne <laughs> isterim. Çok şükür. <laughs> <laughs> Güzelliğini bu da bahşedemezsin şu anda. <laughs> ne kaldı? Ama bir şey diyeceğim. İskeletim güzelmiş. Yani bakın yılla biz buna çok şaşırıyoruz arkadaşlarla kendilerimizle. Ben yıllardır hep yüz güzelliğiyle böyle hani hep konuşulan bir insanım Cevrem'de. Yüzüm hep çok güzeldi. Abi bir bakıyoruz eski resimleri hiç güzel değil gibi. Güzellik algısı böyle bir şey demek Yani güzel gene ama eksikleri çok görüyorsun. Çünkü artık gözümüz açıldı artık. Göz kapağım mı düşmüş, kaşın daha mı seyrekmiş bilmem neymiş. Her şeyi çok fazla takıyoruz. Okey tamam da asıl bedenimizin içerideki kas kütlemizin sağlığını ne yapacağız? Organlarımızı ne yapacağız? Bakın bunları yaptırıyoruz. Liposuction yaptır. Aldır yağını. Git mommy makeover. Gerdir gerdirebildiğin kadar. Kas mı? Yaptır baklava baklava. Hepsini yapıyorlar. Ama bu çözüm mü? Değil işte bence. Değil. Olmamalı. <laughs> İkinci bir sorunuz var. Paylaştığım her şeyi yediğimi içtiğimi zannediyorsunuz. Arkadaşlar benim işim bu. Yani yediğimi içtiğimi, hayatımdaki her şeyi gözünüze sokmak, gözler önüne sermek. O yüzden yemiyorum. Yani yemediğimi de paylaşıyorum ama gösterdiğim her şeyi de öyle sonuna kadar yiyorum zannetmeyin. Doyduğum kadar yiyorum. Artık mesela eskiden ben bırakmazdım. Hani pirinç tanesi bırakırsan arkandan ağlar ya. Çok güzel evet. Çok güzel bir inanç. Ama o benim için ne kadar yararlı ve zararlı bir yiyecek besin gibi düşündüğümde artık vücudum daha önemli benim için. O yüzden tabağıma yiyeceğim kadar şey alıyorum. Mutlaka proteinimi alıyorum. Ee, yanında işte çok içeceksen bir şey söyleyeyim. Bir kadeh işte yalandan hani eşlikçi olsun diye bir alkol alıyorum. Daha fazlasını içmiyorum. Sokamam o kaloriyi vücuduma. Ben bir saat yürüdüm. 100 kalori anca yaktım. Kusura bakmayın yani. Bir daha yapamam onlara. Uğraşamam. Mis gibi. Sıkılaşıyorum. Her gün değişimi görüyorum. Güçleniyorum. O yüzden çok iyi geliyor. Germe ameliyatı dedim. Sorduğunuz şeylerden biri. Ben normal doğum yaptığım için bir keseyim yok. O yüzden karın kaslarım gayet sağlıklı ve sağlam önceki pilates hikayemden dolayı da o yüzden oradaki o deri sarkıklarım da çok hızlı toparladı. Karın germe ameliyatı olmadım. Mide ameliyatımı oldum. Olduğunu biliyoruz saklama diyenleriniz var. Allah aşkına ben sizden neyi ne zaman sakladım? Ameliyat olsam oldum derdim zaten ve çok daha hızlı bir kilo veriş hikayesi serüveni bence yaşardık. Parti parti yani iki buçuk yıllık bir hikaye bu. En çok sorduklarınızdan yine biri memeler nasıl küçüldü? Vallahi var ya hiç küçülmeyecek zannediyordum. Doktor dedi ki son vücuduna gel. O zaman dedi ameliyatını yapalım. Henüz o vücuda gelemedim. <laughs> İnşallah bir Mayıs'a doğru falan belki bir zorlayabilirim bunu. Ama iyi ki yaptırmamışım çünkü bir beden küçüldü. Yani sırf bu Mayıs'tan sonraki, geçen geçtiğimiz Mayıs'tan sonraki süreçte bir beden küçüldü. Düşünün öncesi zaten var bir iki beden oradan. O yüzden yağ dokunuz azalınca o da gidiyor. Benden belki şeyler bekliyorsunuz. Böyle hani bazı formüller sabahları işte ananas sirkesi içiliyor şimdi. İşte bromelyanlar gibi, gibi 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 gibi. Bazı trikler bekliyorsunuz olabilirsiniz ama hayatımdaki tek trik kafamda gerçekten. Yani daha sağlıklı, vücuduma. Sonuçta her şey ağız yoluyla başlıyor. Kendimizi ifade ederken de ağzımdan çıkanla kendimi ifade edip belli ediyorum. Ağzımdan girenle de kendimi yaşıyor ve hissediyorum. O yüzden hem ağzımdan çıkan lafa hem ağzına girene dikkat edersen bence üstesinden gelemeyeceğin şey yok. Ben Zeynep Özbayrak. <laughs> 1985, İstanbul doğumluyum, bekar, virjin bir kadınım. <gülüyor> <gülüyor> Biliyor musun? <laughs> ya bizim bir tane Instagram'da bir kadın vardı şimdi. Eğleniyoruz birazcık videoları bize şey geliyor böyle özgüvenli. Hoşumuza gidiyor böyle bazı e, radikale duruşlar da o yüzden kendimize bazen böyle durup durup kendimizi yükseltmek için böyle çeşitli yollara başvuruyoruz. Ne yapalım? Fakirin ekmeği umut mu derler? Umut fakirin ekmeği derler. E, ya da tam tersi işte. Fakirin ekmeğini de umut işte aynı şey. Özel özel konu var ya. Hiçbir asıl <laughs> doğru söylemiyor. <laughs> Ve değinmek istediğim son konu body shaming. Türkiye'de bunun çok yanlış algılandığını düşünüyorum. Çünkü muhtemelen bu konular böyle ilk konuşanlardan biri falan da benimdir. 2020'de mi Insta'da bir röportaj yaptık. Çok güzel çıktım gayet. Kendimi sergiledim. Vücudumu göstermekten korkmuyorum. Kilolarımla, bedenimle barışığım. Kendimi böyle de seviyorum dedim. Sonra dediler ki kilo vermeye çalışınca hani kendini öyle çok seviyordun? Ne oldu da değişti? Kilo vermeye çalıştın işin gücün hani yalan dolan falan gibi bir şey. Bu öyle bir şey değil. Yani bedenimi mevcut haliyle de seviyorum ve kabulleniyorum. Zaten kabullendiğin zaman ya devam ediyorsun ya diyorsun ki okey kabullendim ama bundan da memnun değilim. Ya bel ağrımdan memnun değilim. Bu sağlık için verilen bir karar. Sağlık için değil güzellik için ya. Zapsayıf bir kadın olmak istiyorum. Kendimi istediğim gibi giyinip poz vermek istiyorum. En doğal hakkım değil mi? İsteyemez miyim? Neden siz bana şu anda baskı yapıyorsunuz? Hadi beni geçtim. Neden birbirinize böyle baskılar yapıyorsunuz? Değil mi? Bir oturup bunu konuşalım o zaman. Bunu sorgulayalım. Birbirimize yaptığımız mobbingden bahsedelim. Manipülasyonları konuşalım. Hodri meydan. Yazın aşağıya. Güzel bir haberle bitiriyorum. E, bütün bunlar olurken, kendinizi iyi hissederken, istediğiniz her şeyi böyle mankenin üstünde gördüğünüz kıyafeti pıt diye alıp giyip üstünüzde de olduğunu görmenin hazını yaşarken bir şey daha oluyor. Kısmet kapıları açılıyor. Ta -ta 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 Bunu sonraki programlarda mutlaka konuşuruz. Şöyle mesajlar almaya başladım mesela. Ay çok fena <laughs> Oha elimle koymuş gibi adamı buldum. Bir akşam yemeğine davet edildim. Belek'te akşam yemeğine davet etsem küçük bir şansım olur mu demiş önce 23 Ocak'ta. Sonra biraz daha seksi bir pozuma yine aynı otelde. Kemer'de bu sefer. Niye lokasyon değiştirdiğini bilemiyorum. Tatile gidelim istediğin gün sen belirle diye bir teklif geldi. Ee, bir takipçimden Allah razı olsun kilo veren kadının artan seks ile birlikte sadece seksüel bir varlık olduğunu hissettirmeniz bunu bu kadar aşikar hissettirmeniz aslında benim bütün bu kilo alma sürecimde mesela altında yatan sebeplerden biriydi bence. O yüzden ben hep erili yüksek bir kadın oldum. Hep dişilimi baskılamaya çalıştım çünkü sanırım eski zihniyetimde bakıyorum şimdi buna. Eğer dişil olursam mağdur olabilirim, mağdur edilebilirim. Yani hoşlanmadığım bir tavırla karşılaşabilirim. O yüzden hep erkek gibiydim. Hatta ortaokulda saçlarımı bir dönem mesela böyle kirpi kestirmiştim. Düşünün o kadar böyle erkeksi gözükmeye çabam vardı. Ama moda olmuştu ben <laughs> bu. <bir> şey. <laughs> evet o zaman da <laughs> influencerlık varmış hayatım. Yaptığım her şey moda oluyordu. Ama işte ben buna odaklanmak yerine maalesef ki birazcık belki sığ, belki biraz cahil, belki birazcık sorunlu, sevgisiz artık sebebi her neyse bunların o zihniyetle kendini daha izole edip kapatmaya ve kendi bildiği bir aklıyla ilerlemeye çalışan bir yol izlemişim. Çok da iyi yapmamışım ama. Onlar da beni bugüne getirdi sonuçta. Bugün de işte bunları yaşıyorum, deneyimliyorum. Ve belki bu yüzden çok heyecanlanıyorum. Çünkü dişil çalışmaları yaptıkça, bir şeyler hayatımda değiştikçe heyecanlanıyorum. Ama işte bu heyecanlandığım şeyler bu mesajlar değil. Bu mesajlara heyecanlanan kız arkadaşları mutlaka ki vardır. Ama benim odağım çok kendimde. O yüzden her birimizin odağının kendinde olduğu bir yolculuk hayal ediyorum. O yüzden şimdi sizi bu yolculuğunuzda... Neredesiniz? Nasıl bir yere gitmek istiyorsunuz? Gün içinde neler yiyorsunuz? Vücudunuza neler sokuyorsunuz? Bunları sokarken vücudunuzdan neler çıkıyor? Çünkü et yediğin zaman et sert bir şey. insanı birazcık daha vahşete sürükleyen, enerjitik öyle bir şey. Ne kadar et tüketiyorsunuz? Agresif misiniz? Yani vahşetten kastım... <laughs> agresiflik birazcık. Tümden gelin tüme varım. Ben bakın bu tekniği çok hayatıma oturtmuşum galiba kullanıyorum. Konuşurken bunu fark ediyorum. Yaptığım her şeyden hemen bir şey sorguluyor ve buluyorum. Orada bulamıyorsam geri gelip buluyorum. Bu yol biraz uzun sürüyor, biraz meşakkatli ama ben bu yoldan anlıyorum sanırım. O yüzden kendi evrimimi sizinle paylaşıyorum ki belki bir yerde birinizin bir köşesi işinize yarar da yolunuzu hafifletir. Çünkü hepimizin derdi aynı aslında. Hayatta kalmak, güvende olmak, kendini sevmek. O yüzden kendimizi sevmek için çabaladığımız bu yolda diğerlerinin bizi sevmesi için değil, gerçekten kendimizi kendimiz sevmemiz için bu yola çıktığımızı unutmayalım isterim. Önümüzdeki hafta birazcık bence Seks konuşalım. Birazcık ilişkiler konuşalım. <laughs> Arkada ikisi de gözlemliyor şu anda. Ya konuşuruz bir şeyler. Bakarız ne konuşacağız. Bakalım bu hafta bana yeni mesajlar gelecek mi? Daha güzel otel teklifleri alacak mıyım? Heyecanla bekliyorum. O zamana kadar kendinize iyi bakın. <laughs> Adam bunu izlerse şok. Ayıp ayıp. Ayıp. Git. <laughs> ya git bu onu bu. <laughs> Yok illa konuşturacaklar beni. Hayır, Hayır bir de bana gün seçtiriyor yani. Allah razı olsun abicim. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol. Sanki Los Angeles'a, sanki Paris'te şeye götürüyor, Costa götürüyor. Sonra Merve Bolur mu daha deli, ben mi? O da Başak Burcu'muş benzer yanlarımız var, korkuyorum ama olsun.